Karaciğer insanların. yağlanmasında da yaşa göre risk artışı oluyor mu? Her yaş kitlesi eşit oranda risk altında mı? Biraz daha ileri yaşlarda daha fazla görüyoruz. Çünkü karaciğer yağlanması sadece kilo ile ilişkili değil. Hani tamam, gençlerimizde obezlerimiz bol miktarda var. Obez gençlerimiz var. Onların da karaciğeri yağlı olabiliyor ama yağlanma sadece fazla kaloriyi depolama olarak görmemek lazım. Bir anlamda da bir hasar bu. Karaciğer hasarı. Hasar kelimesini kullanıyoruz. Bu fruktoz, özellikle fruktoz, yağlanmanın yanına hepatosit dediğimiz karaciğer hücrelerimizi zehirliyor desek yalan olmaz. Hani televizyonlarda moda kelimeler vardır. Toksinlerden arınma. Hani çok duyuyoruz böyle, hani gündüz programlarında. Toksinler deniliyor ya. Bu toksinler işte, bu fruktozu toksin desek yalan olmaz. Tamam, meyvede bulunuyor. Doğal bir madde. Hani hep konuşulur. Doğal şeylerle besleniyorum. Ama doğalda da bize bazen zarar olabiliyor. Bunların Sınırımız miktarı, olması tabii ki gerekiyor. miktarı çok önemli. Gençlerimizde karaciğer yağlanması oluyor ama biraz böyle stres faktörleri, biraz yaş ilerleyince, hareketsizlik biraz daha artınca karaciğer yağlanması ve karaciğer hasarı beraber ilerleyebiliyor.